Merhaba arkadaşlar. Malumunuz sınav yaklaşıyor. Yazılı sınav sonrası atış sınavı olacak. Burada en çok şarjöre mermi basma konusunda arkadaşlarımızın zorlandığını görüyoruz. Bu sebeple bugün sizlerle birlikte şarjöre mermi basma konusunu konuşacağız. Şarjöre kolay mermi basmanın iki yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Anlattıklarımı tekrar tekrar izleyerek ve sizler de tekrarlayarak bu konuda pratik yapabilirsiniz. Öncelikle birinci yönteme geçiyorum. Birinci yöntemde şöyle yapacağız arkadaşlar. Şarjörü tutan elimizin baş parmağı ile mermiye basarak sonraki mermi için boşluk yaratmak ve diğer elimizin baş parmağı ile mermiye basıp ileri doğru sürmek yöntemi. Şimdi öncelikle ilk mermiyi basmada arkadaşlarımızın çoğunluğu zaten zorluk yaşamıyor. Çünkü burada yuvası var. Buraya rahatlıkla basılıp şu şekilde rahatlıkla basıp İleri doğru sürülebiliyor. Fakat ikinci mermide mermi sağa sola kayıyor. Şimdi bu yöntemde nedir? Birinci mermiyi bastıktan sonra ikinci mermiye şarjörü tutan elimizin baş parmağı ile basarak ikinci mermi için yeniden mermi basmak için bir boşluk oluşturuyoruz burada. Ve mermi tutan elimizin baş parmağı ile basıp ileri doğru sürüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şarjörü tutan elimizin baş parmağı ile şarjördeki merminin üstüne basıp sonraki mermi için şurada boşluk yaratıyoruz. Sonrasında merminin bulunduğu elimizin baş parmağı ile şuradan basıp ileri doğru sürüyoruz. Tekrar yapıyorum. Basıyorum ve ileri doğru sürüyorum. Tekrar yapıyorum. Şu şekilde mermileri basabiliyoruz. Bu birinci yöntem arkadaşlar. İkinci yöntemde nasıl kolay mermi basabiliriz? İkinci yöntem şöyle. Basılacak mermiyi şarjör yuvasına hizalayacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen boşaltalım. Şimdi ilkini yine dediğim gibi basması kolay. Getiriyoruz. Gerdelin üstüne koyuyoruz. Basıp ileri doğru sürüyoruz. Bu basıldıktan sonra işte arkadaşlarımızın zorlandığı nokta burası. İkinci ve sonraki mermileri basmak. Burada şunu yapıyoruz. Basılacak mermiyi, şu mermiyi şuraya hizalıyoruz. Bakın şuraya hizalıyoruz. Şarjörün bulunduğu elimizin baş parmağı ile mermiye, takılacak olan mermiye basıyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar sağ elimizle dikkat etmemiz gereken, yapmamız gereken işlem şu. Bunu bu hizada tutmak. Basma işini bu parmağımızla yapıyoruz. Hemen yapalım. Yaptık ve sürdük. Tekrar yapıyorum. Bastık, sürdük. Tekrar yapıyorum. Bastım, sürdüm. Tekrar yapıyorum. Bastım, sürdüm. Ve son kez bastım, sürdüm. Durum bu arkadaşlar. Şarjöre mermi basmak bu kadar kolay değerli arkadaşlarım. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Hepinize sınavda ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.